Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Nebe Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayettir. Nebe, haber demektir. Kıyamet gününün haberiyle başladığından bu adı almıştır. Rahman ve Rahim, Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Müşrikler birbirine neyi sorup duruyorlar? İki ve üçüncü ayet. İnanıp inanmamak için hakkında ayrılığa düştükleri o büyük günah ait haberi mi? Dördüncü ayet. Hayır, ayrılığa düşmeye lüzum yok. Gerçeği ileride bilip anlayacaklar. Beşinci ayet. Yine hayır, onlar ileride elbette bilecekler. Altı ve yedinci ayet. Biz yeri bir beşik... Dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı? 8. ayet. Hem sizi de çift çift yarattık. 9. ayet. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Belirli bir ölçüde uyumakla beden dinlenir ve yorgunluklar giderilir. Bilim adamları günde 6 saatin yeterli olacağını söylemişlerdir. 10. ayet. Geceyi sükunet için bir örtü kıldık. 11. ayet. Gündüzü de geçiminizi kazanma vakti yaptık. 12. ayet. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. 13. ayet. Ona parıl parıl parlayan bir kandil güneş astık. 14, 15 ve 16. ayet. Taneleri, bitkileri ve ağaçları sarmaş dolaş olmuş bahçeleri çıkaralım, yetiştirelim diye sıkışan, yoğunlaşan bulutlardan şarıl şarıl su indirdik. 17. Ayet Muhakkak iyi ile kötünün, doğruyla yanlışın ayrılma, haklarında hüküm verilme günü belirlenmiş bir vakittir. 18. Ayet O gün sura üflenir de hepiniz bölük bölük gelirsiniz. 19 ve 20. Ayet Artık o gün gök kapı kapı açılmış, dağlar yürütülüp dağılmış bir serap gibi olmuştur. 21 ve 22. Ayet Şüphesiz cehennem hem her an günahkarların düşmesi beklenen bir gözetleme yeri hem de azgınların dönüp varacağı bir yerdir. 23. Ayet Azgınlar devirler boyunca orada kalacaklardır. Sonsuza dek kalmak inkarcılar içindir. 24, 25 ve 26. ayet. Orada ne bir serinlik ne de içilecek iyi bir şey tadarlar. Yalnız yaptıklarına tam uygun bir ceza olarak bir kaynar su bir de irin içerler. 27. ayet. Çünkü onlar bir hesap görüleceğini ummuyorlardı. 28. ayet ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamış ve değersiz saymış kendi bildiklerini yaşamışlardı. 29. ayet. Biz de yaptıkları her şeyi bir kitaba, deftere birer birer kaydetmişizdir. 30. ayet. Şimdi tadın cezanızı. Artık size azaptan başkasını artırmayacağız denilecek. 31, 32, 33 ve 34. ayetler. Şüphesiz takva sahipleri içinde her korku ve kaygıdan kurtuluş ve cennette bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta dilberler ve dolu dolu kadehler vardır. 35. ayet. Orada boş bir söz ve bir yalan işitmezler. 36. ayet. Bunlar Rablerinden bir mükafat, yeterli bir bağış olarak verilir. 37. ayet. Evet, bu göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan Allah tarafındandır ki ona o gün kimse hitap etmeye kalkışamaz. 38. ayet. O gün ruh, Cebrail ve melekler saf halinde ayakta duracaktır. Rahman'ın kendisine izin verdiğinden başkaları konuşamazlar. Onlar da ancak doğruyu söylerler. 39. ayet. İşte bu kıyamet kesin gerçek olan gündür. O halde dileyen Rabbine iman ve itaatle bir dönüş yolu edinsin. 40. ayet. Çünkü biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi Ellerinin önden gönderdiği şeylere bakacak ve kafir de keşke ben bu azabı görmeyip toprak olsaydım diyecektir. Naziat suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 46 ayettir adını ilk ayette geçen naziyat yani söküp çıkaran kelimesinden alır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1, 2, 3, 4 ve 5. ayetler. Andolsun kafir gruplarının ruhlarını gayet şiddetli olarak söküp çıkaran meleklere. Allah'a teslimiyet içinde olan müminlerin ruhlarını yavaşçacık alanlara, gökte yüzüp yüzüp giden meleklere, işlerinde yarışıp geçenlere, bir de emrimizle kullara ait işi yöneten meleklere ki, elbette kıyamet kopacak. Bu cümle yeminin cevabıdır. 6, 7, 8 ve 9. ayetler. O gün, yeri şiddetli bir sarsıntı saracak, ardından gelen başka bir sarsıntı, onu takip edecek. O gün kalpler korkudan titriyecek, insanların utançtan gözleri yere dikilecek. 10 ve 11. ayet. Onlar dünyadayken biz mi sahiden dirilip evvelki hale döndürüleceğiz? Çürüyüp ufalanmış kemikler olduğumuz zaman mı? derler. Onlara evet. Allah her şeye kadirdir denilince 12. ayet Öyleyse bu dönüş ziyanlı bir dönüştür dediler. 13. ayet İyi bilin ki o zor değildir. Ancak o sura son üfürülüş yine bir tek çığlıktır. 14. ayet Bir de bakarsın ki onlar hemen uyanıp toplanırlar. 15. ayet Resulüm Musa'nın haberi sana geldi değil mi? 16. ayet Hani Rabbi ona mukaddes vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. 17. ayet Firavuna git çünkü o azdı. Otorite ve gücüne güvenip Rabbini tanımadı. Gücünü ve sistemini rableştirdi. 18. ayet de ki küfürden arınmaya meylin var mı? 19. Ayet Seni Rabbinin yoluna ileteyim de artık ondan korkasın. 20 ve 21. Ayet Derken Musa gidip ona büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o yalanladı ve karşı geldi. 22. Ayet Sonra koşarak sırt çevirdi. 23. Ayet Derken halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi. 24. Ayet Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Ülkede otorite firavun olduğu için açıkça Rabbini ilan etmişti. Hz. Musa'nın Allah'a iman ve teslimiyet davetini kabul etmedi. Etse biliyordu ki Allah'ın emirleri öncelik ve geçerlilik kazanır. Böylece onun yönettiği insanlar üzerindeki otoritesi Rab'lik iddiası elinden giderdi. Ama Allah'ın da bir hesabı vardı. Fakat o bunu bilmiyordu. 25. Ayet Allah da onu hem ahiretin hem dünyanın ibretlik azabıyla yakaladı. 26. Ayet Şüphesiz bunda Allah'tan korkan kimseler için gerçekten büyük bir ibret vardır. 27, 28 ve 29. ayetler. Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa göğü mü? Ki Allah onu bina etti, boyunu yükseltti ve onu düzene koydu. Onun gecesini kararttı, hem de gündüz aydınlığını çıkardı. 30. ayet. Bundan sonra yeri elips şeklinde yuvarlattı, yayıp döşedi. Deha kelimesi deve kuşu yumurtası şekline getirdi manasına geldiğinden elips şeklinde diye tercüme ettik. Deha kelimesinin yapıp döşeme anlamı da vardır. 31, 32 ve 33. ayetler Ondan suyunu ve otlağını çeşitli bitki ağaçlarını çıkardı. Dağları da tespit edip yerleştirdi. Bunların hepsi size ve hayvanlarınıza birer fayda olması içindir. 34 ve 35. ayet. Fakat o güç yetmez en büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman o gün insan ömründe hayra mı şerre mi neye koştuğunu hatırlar. 36. ayet. O alevli ateş görüp girecekler için ortaya çıkarılır. 37 38 ve 39. ayetler. Artık kim azgınlık etmişse ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse işte muhakkak ki o alevli ateş kendisinin varacağı tek yerdir. 40 ve 41. ayet. Fakat kim de Rabbinin huzurunda duracağı makamından korkup gereğini yapar, nefsini de kötü hevesten men ederse işte muhakkak ki cennet onun varacağı tek yerdir. 42. ayet Resulü sana kıyamet saatini ne zaman onun gelip çatması diye soruyorlar. 43. ayet Sende onu anlatma bilgisi nereden olsun? 44. ayet Onun son bilgisi Rabbine aittir. 45. ayet Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. 46. ayet Sanki onlar o kıyamet gününü gördükleri gün dünyada bir akşam veya bir kuşluk vaktinden başka kalmamış gibi olurlar. Abese suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 42 ayettir. Abese ''Yüzünü ekşitti, surat astı'' demektir. Adını ilk ayetindeki aynı kelimeden almıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, Kureyş'in illeri gelenlerinden birkaç kişiyi İslam'a davetle meşgul olurken, ama bir Müslüman olan Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh da yanına gelip bunlardan habersiz olarak, ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerini bana da öğret'' diye birkaç defa tekrar etmişti. Resulullah Efendimiz de ona karşı iltifat etmeyip hafifçe yüzünü ekşitmişti ki bu sure onun üzerine indi. Bu aynı zamanda bütün müminlere bir ikaz niteliğindedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1 ve ikinci ayet. Peygamber ama geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Üç ve dördüncü ayet. Resulüm sen ne biliyorsun? Belki o, senden öğrendiğiyle arınacak, nefsini tezkiye edecek veya öğüt alacaktı da, o öğüt kendisine fayda verecekti. 5, 6 ve 7. ayetler Ama zenginliğinden öğüde ihtiyaç duymayana gelince, sen ona yönelip ilgi gösteriyorsun. Halbuki onun arınmamasından sana ne? Müslümanlar için zenginliğinden dolayı hiç kimseye iltifat etmeme uyarısı vardır. 8, 9 ve 10. ayetler. Fakat sana koşup gelen kimse Allah'tan korkarak gelmişken sen onunla habersiz gibi ilgilenmiyorsun. 11 ve 12. ayet. Hayır. Böyle yapman doğru değil. Çünkü o ayetler bir öğüttür. Artık dileyen onu belleyip öğüt alır. 13, 14, 15 ve 16. ayetler O Kur'an çok değerli, iyilik timsali seçkin katip meleklerin elleriyle yazılmış, çok şerefli, kadri yüce, tertemiz sahifeler içindedir. 17. ayet O kahrolası asi insan ne nankördür. 18. ayet Allah onu hangi şeyden yarattı hiç düşünmez mi? 19. ayet Bir nutfeden, spermadan yarattı da onu en güzel şekilde biçime koydu. 20. ayet Sonra ona doğmasında, hayır ve şerri seçmesinde yolu kolaylaştırdı. 21. ayet Sonra onu öldürüp kabre koydu. 22. ayet. Daha sonra da dilediği zaman onu diriltip kaldıracak. 23. ayet. Doğrusu insan Allah'ın emrettiği şeyleri hala yerine getirmedi. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32. ayetler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz Suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik. Üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.'' 33. ayet. Kulakları sağır eden o ses geldiği, kıyamet koptuğu zaman, 34, 35 ve 36. ayet. İşte o gün, kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçacak. 37. ayet. O gün, onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi, derdi vardır. 38 ve 39. ayet. Bir takım yüzler o gün parıl parıl parlayacak, gülecek ve sevinecektir. 40 ve 41. ayet. Bir takım yüzlerinde o gün üzeri tozludur. Üstelik onları toz, topraktan bir karanlık bürüyecek. 42. ayet. İşte bunlar inkarcıların haktan, hakikatten sapan günaha dadanan ve haddi aşanların ta kendileridir. Tekvir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Adını birinci ayetten almıştır. Tekvir, dürülme ve dürme anlamına gelir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. ayet. Kıyamet zamanı sura üfürüldüğü, çekimlerin yok olduğu, güneş dürülüp ışığı söndürüldüğünde, ne zaman batacak bu alem diye etmek eder. Cenabı Hak dileyince çekimleri o yok eder. O zaman kaybolacak bütün dünyalık değerler. İkinci ayet. Yıldızlar kararıp döküldüğünde Üçüncü ayet. Dağlar yürütülüp yok olduğunda. Dördüncü ayet. Titizlikle bakımı gereken on ayrık gebe develer bile dehşetten başıboş salı verildiğinde. Beşinci ayet. Vahşi hayvanlar her yönde ürkerek toplandığında. Altıncı ayet. Denizler kaynatılıp ateş kesildiğinde. 7. ayet. Nefisler eşleştiğinde, ruhlar bedenle birleştiği veya kişiler kendi grubuyla tasnif edildiğinde. 8 ve 9. ayet. Deri deri toprağa gömülen kız hangi günahından dolayı öldürüldü diye sorulduğunda. Canlanmış ceninlerin kürtaj edilmesi de bu ayetin hükmü kapsamındadır. 10. ayet amellere ait defterler açılıp yayıldığında, 11. ayet, gök yerinden sıyrılıp dürüldüğünde, 12. ayet, cehennem daha da alevlendirildiğinde, 13. ayet, cennet müminlere yaklaştırıldığında, 14. ayet, her kişi artık hayır ve şerden ne hazırladığını bilecektir. 15. ayet. Hayır. Yine yemin ederim gündüzleri o sinip gizlenen. 16. ayet. Ve yörüngelerinde akıp yuvalarına giden yıldızlara doğuş noktalarında. 17. ayet. Kararmaya yöneldiği zaman geceye veya ağarmaya. Burada bu mana tercih edilmiştir. 18. ayet nefes nefes ağarmaya başladığı zaman sabaha ki 19 ve 20. ayet muhakkak o Kur'an arşın sahibi Allah katında yüksek mevkiye sahip çok şerefli güçlü bir elçinin Cebrail'in Allah'tan getirdiği sözüdür. 21. ayet. Orada meleği alada meleklerce kendisine İtaat olunmaya layık olandır, tam güvenilendir. 22. Ayet Arkadaşınız Muhammed, kafirlerin dediği gibi mecnun değildir. 23. Ayet Andolsun ki o, onu Cebrail'i apaçık ufukta gördü. 24. Ayet O, gayb konusunda görünmeyenleri haber verme konusunda cimri ve saklayıcı değildir yahut o gaybı zanna dayanarak söyler diye suçlanamaz. Bu mana bazı kıraatlerin danini zanin okuyuşuna göredir. 25. Ayet O Kur'an taşlanmış, kovulmuş şeytanın sözü de değildir. 26. Ayet O halde Kur'an'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz? 27 ve 28. Ayet O Kur'an bütün alemlere, insan ve cinlere, özellikle de içinizden doğru hareket etmek isteyen kimselere bir öğüt ve uyarıdır. 29. Ayet Fakat alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. İnsan her istediğini yapamaz ve elde edemez. Bunun için Allah Teala'nın dilemesini ve dileğimizi kabul etmesini ondan usulüne uygun bir şekilde istememiz lazımdır. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkoç.